ilçesindeki antik kentinde bu yılki kazılarda anıt mezar ortaya çıkarıldı. Kibriya Antik Kenti'nin bulunduğu tepenin eteklerinde varlığı bilinen ve bu yıl kazı çalışmalarına başlanan anıt mezar tamamen ortaya çıkarıldı. Antik Kent'in yakınındaki Çeşme Mahallesi'ndeki evlerin arasında kalan anıt mezardaki kazı çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden uzmanlar ve öğrenciler tarafından yürütüldü. Antik dönem soygunu zaten. Birincisi soygunlar, ikincisi de zaten şöyle bir şey var. Haziran ayının ortalarında başlayıp geçen ay tamamlanan çalışmaların ardından anıt mezarın çevresi demir çitle çevrilerek korumaya alındı. 1.20 Berna genişliği. Tamam. Bir de yüksekliği. Mezarda kazı çalışmalarını yürüten Makyo Arkeoloji Bölümünde görevli uzman arkeolog Mustafa Şimşek, anıt mezarın milattan sonra 2. yüzyılda kripto olarak adlandırılabilecek zemin altında gizli bir mezar odası olduğunu belirtti. Şu an milattan sonra 2. yüzyılda bir anıt mezarı içerisindeyiz. Burası kripto olarak adlandırabileceğimiz, yani zemin altında gizli bir oda olan mezar odası. Literatürde buna bir sipozoryon diyoruz. Yani zemin altında gizli oda anlamında. Dediğim gibi mezar milattan sonra 2. yüzyıla ait, Roma'nın en ihtişam döneminde inşa edilmiş bir mezar. Bu tarz mezarlar sadece bir tek kişinin defnedildiği değil, kişinin bağlı olduğu ailenin tamamının defnedildiği özel aile mezarları aslında. Çok özel bir mimar niteliğe sahip, Kibriya nekropolislerinde ya da komşu kentlerin nekropolislerinde bu tarz mezarları görebilmemiz çok mümkün değil. 8 x 12 metre stilobat, yani podyum uzunluğuna sahip. Aynı zamanda yaklaşık 4 metre podyum yüksekliği var. Şunu söyleyebiliriz bu arada, sadece yapının podyum kısmı korunabilmiş. Üzerindeki esas mezar odası, selle olarak adlandırdığımız anıtsal bina tamamen kaldırılmış. Bu yapı tahmin olarak aşağı yukarı 8 metre. Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi Esra Sayın da anıt mezarın çevresinde yaşayanlar tarafından odunluk, kömürlük ve depo olarak kullanıldığını belirterek sadece odun değil her türlü malzemeyi koymuşlar dedi. Teyze burayı böyle oyuk görünce dağdan getirdiği odunları, soba için kullandığı odunları burayı depo olarak kullanmış ve buraya saklamış odunları. Ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öyle bir çukur görünce odunlarım da korunur diye buraya sakladım dedi bize. Dolayısıyla halkta sadece odun değil, türlü malzemeleri koymuş buraya. İşte araba tekerlekleri, çocukların oyuncakları, evet, tavuk kümesleri vesaire. Pek çok çöp de vardı aynı zamanda. Ekip düzgün bir çalışmayla bu burayı halka da kazandırmış oldu aslında yani. Hem de tarihimizi çöp olmaktan kurtarmış olduk bir bakıma.